Durumu nedir Şifacı Hatun? Ümit var mı? Sultanım, Allah'tan ümit kesilmez elbet. Lakin gebe kalması ancak bir mucizeyle mümkün. Fariha. Hayırlar olsun, rahatsız mısın? Hayır. Ben gebe kalması mümkün mü diye Şifacı Hatun çağırdım. Fariha'yı muayene etti. Müsaadenizle. Gebe kalmam mucizelere bağlıymış. Öyle dedi. Fariha. Nereden çıktı şimdi bu mevzu? Ayşe mi sebep? Hayır. Evet. Ayşe hamile. Sana bir evlat daha verecek. Ama ben asla veremeyeceğim. Beni nasıl sevdiğini biliyorum. Gözlerinde görüyorum. Peki ya sonra? Bir gün. Olur ya. Değişmeyecek benim için. Her iki canlı da sen benim gözdemsin. Her daim öyle kalacaksın. Şifacı kadın bugüne kadar pek çok kadını iyileştirmiş. O bile gebe kalmam mucize dedi. Siz bugüne kadar yaşadıklarınızı ne kadar çabuk unuttunuz sultanım. Neler geldi başınıza. Yine de kurtuldunuz. Bugün burada olmanız bile bir mucize değil mi? Ben mucizelere inanırım. Siz de inanın. Şifacı kadını çağırdığını işittim. Yazık sana. Gebe kalmak için büyülerden mi medet umuyorsun? Gebe halinle pek dolaşıyorsun Ayşe. Yerinde olsam dairemden çıkmazdım. Etraf tehlikelerle dolu. Unutma ki ben de hamileydim. Sonra birileri bana saldırdı ve onu kaybettim. Dikkat et. Sen de kaybetme. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Belki bir daha asla çocuğum olmayacak. Belki ömrümün geri kalanını şifa arayarak geçireceğim. Ama asla senin kadar çaresiz kalmayacağım. Öyle ki senin derdinin şifası bile yok. Neymiş benim derdim? Ne demek o? Sultan Murat, ne yaparsan yap, asla seni beni sevdiği kadar sevmeyecek.